değil mi tabii 500 ki. gündür oradalar Bir buçuk ve evlatlarının şehit haberini aldılar. yandan şuna bakıyoruz, ee, çok yakın zamanda yaşadık. Esenyurt, HDP ilçe binası, e, APO'nun posteri, posteri dersiniz ki kandil ya da sincar. APO'nun posterleri, silahlar, e, mermiler falan. Bugün yapılan operasyonda da, da, da... şaşırttı mı seni? Değil tabii ki. <laughs> yani e, Aslında hiç kimseyi şaşırtmadı. Bugün yapılan operasyonda da bakın... Ee, ev ve iş yerlerinde özellikle HDP'lilerden bahsediyorum ee, Çok sayıda silah ve örgütsel döküman bir de dijital malzeme ele geçiriliyor Demek ki burada bizim Allah aşkına ya bir hayalim var Şunu şunu ben istiyorum yani PKK'ya bir operasyon yapılıyor YPG'ye bir operasyon yapılıyor Ya hadi de ki başarısız oldu Tamam 13 e, vatandaşımız şehit düştü İlk söylenen şey Hulusi Akar istifa etsin. Ya bir dur ya bir dur yani bir PKK'yı bir kına bir teröre lanet oku bir Türk askerinin orada şu anda biz şu anda İstanbul'a iki e, bir buçuk gün kar yağdı sokağa çıkmaya kıyamıyoruz kendimize kıyamıyoruz. Dağların arasında buzların arasında şu anda terörist avlayan Mehmetçik var bir onların moralini bozma ve... Allah aşkına ya 3 oy uğruna 5 oy uğruna şu e, ilçeler basıldığında içinden oluk oluk silah çıkan örgütsel döküman çıkan teröristlere destek verme 3 oy uğruna 5 oy uğruna. Ya onlar legaldir ya legaldir tamam yani demokratik bir ülkede. Siyaset yapmalarının önünü açması için Türkiye önünü açmış demiş ki ama PKK'lılarına mesafe bırak. Şimdi PKK ile araya mesafe bırakmadığı gibi kendi işlerinde de hem Türk evlatlarını daha kaçırıyorlar hem içeride bildiğin bütün silahlı mühimmatlar falan HDP teşkilatlarının içinden çıkıyor. Türkiye'nin bu işle başa çıkması için artık sözüme katılırsınız, katılmazsınız. Ee, Dağda verdiği mücadelenin bir kısmını içeride vermesi lazım. Çünkü... Şu net olarak ortaya çıkmıştır özellikle şehit e, verdiğimiz 13 vatandaşımızın ardından yapılan namertçe alçakça açıklamalarda e, aleni bir şekilde bu kesimin bunları desteklediğini gösteriyor. Buralara yönelik de giden lojistiğin, giden e, para desteğinin, giden silah ya da her ne, ne diyorsanız bu desteğin önünde kesilmesi lazım. Ve dahi şunu da söyleyebilirim e, ee, parti kapatmaları savunan birisi değilim ama... Kapatılsın e, mı diyorsun? hayır, kapatılması taraftarı değilim ama HDP'ye verilen... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebinden çıkan hazine yardımlarında durdurulup HDP'nin bir noktada kıskaca alınması lazım. Çünkü ben o partiye giden paraların o partide kaldığına inanmıyorum. İnanan varsa bana söylesin. Bir şekilde HDP'nin elindeki belediye kaynakları da HDP'ye verilen hazine yardımları da bir şekilde terör örgütüne kaynak olarak aktarılıyor. Bence bu noktada verilebilecek en büyük